kadını ve Türkiye'nin en güzel kızı benim. Dünya alem seçecek beni. Şale! Şale! Allah'ın kitabın yok mu lan senin? Babacığım! Babacığım! Yarışmaya girdin diyor mu ya? Korkut senin ayağını kırarım seni. Bas git buradan! Peki beni dine kim kabul edecek? Ben kefil olurum. Baba da seni Müslüman yap. Baba kim? Evet baba. Ben salağım. Ben aptalım. Ve ben güzellik yarışmasına katılmak istiyorum. Ve yapabileceğim veya bana yaptırabileceğim başka bir şey yok. Koca diye ben dağlara taşlara mı sarılayım? Talihsiz kadınım ben ya! Kapının önüne çıkmayı bırak. Eğer burnunun ucunu camdan dışarı uzatırsa önce seni sonra onu gebertir. Tamam mı? Tamam yok. Öfke idare var. Siz beni nasılsa mezara yollayacaksınız. Ama hepinizi ölmeden önce Liza'ya getirmezsem nünker nekir yüzüme tut. Anne meydan dışarı bile çıkmayacağız. Annen ne bilecek ya? 24 saat uyuyor. Şale, titre de kendine gel. Çalışacağız, birinci olacağız ve o tacı annenin kucağına getirip koyacağız. Yani zorluyorsak da sevdiğimizden, kırmızsak da sevdiğimizden, Müslümanlık da sevdiğimizden. Yani sokaktan gelip geçen birinden çağırıp da gel Müslüman ol diyor muyuz? Allah Allah. Atla deme sanki. İki dakika namaz kılıp üç gün oruç tutacaksın. Yaptığın şeye bak ya. Allah Allah. Sen namaz kılıyor musun? Ay 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 ay. Soruyor. Kızım soruyor. Sordum kızı soruyor. Kızın oldu öyle mi baba? İçki içmek serbest. Ya sen mi Müslüman oluyorsun, biz mi Müslüman oluyoruz? Bilal. Tabloya göre seni dine davet ediyor. İnat etme. Müslüman. Ya baba, iki günlük kızı gördün, sattın bizi iki paraya. Ya bu Müslümanların Müslümanlara ettiği zulüm nedir ya? Baba bizi yaktı. Diniyetimizi kaydırdı. Kız yapmış. Ne kızı be? Dur, dur. Sen yap da Allah aşkına. Ben hiç mi savandım? Baba hanımından mı cesaret buluyorsun lan? Can. Düşme. Birazcık mı? Bir ucuna cariye sarıldım. Ne yapıyorsun ne abi? İş mi bu ya? Babanın hanesine tecavüz etmediğim kalmıştı. Sus lan sapık. Abi! Abi! Hemen lan abi abi! Vur işte onu! Şale gidiyordu da! Ben birinci olmaya gidiyorum. Şimdi bana kızabilirsiniz ama döndüğümde benimle iftar edeceksiniz. Hepinizi çok seviyorum. Ateş lan bu ne? Babacığım, Şale evden kaçmış. Bu devirde ekmek iki yerde dönüyor. Yaslanın midesinde, bir ekmek teknesinde. Hele bir de fırıncı Nusret'le boğmak. Bak.
Şahaneden. Kimiydi ya erkek mi? Bak işte yaşam ustana. Sen de sütme kerkeneş. Ben de sektirdik. Allah arttırsın. Sofrayı da Kur'an kaldırsın. Var burada. Jale nerede? Anneciğim ben... Jale gitmiş. Nereye gitmiş? Sakın bir kötü yola bir gitmiş olmasın babacığım. Ulan Korkut. Bu iki üçüncüsünde gebertirim seni. Defol. Ay birileri bir şey söylesin bana. Kızım evden mi kaçmış? Abi, Jale abla gitti. Sus lan, bıdı bıdı bıdı. Görmedin mi sanki? Tut şu merdiveni. Sıkı tut lan. Tuttun mu? Dur lan, ne yapıyorsun? Allah, baba! Özür dilerim babacığım. Ben şoktan nereden gideceğimi şaşırdım. Bir baktım, ayağımda ayakkabılar, ben buradan ineyim dedim. Halbuki salak kafa, çıkarsana değil mi? Normal merdivenler dururken bu oynak merdivenlerden gitmek hangi devrineceğiz lan Korkut? Allahsız bir can da kaçmış. Allah'ım sen yardım et. Dayıcığım. Canım. Çok korkuyorum. Niye güzelim? İlk defa mı taksiye biniyorsun ha? Ya bravo enişte sana be. Sen prensesi bir taksilere bindirme de ayaklarının üstünde yürüt. Bravo enişte. Bravo. Fotoğraf nerede olacak dayı? Mayosu almıyorlar. Sen daha dayını tanımamışsın Jale. Bana bak. Cam parası, kepenk parası, fotoğraf parası, çerçeve parası. Eğer bu yarışmada birinci gelmezsek battık. Muhakkak birinci geleceğiz Jale'cim. Birader. Buyur abi. Biz yarışmada birinci olmaya gidiyoruz. Sen niye halen birinci viteste gidiyorsun? Biraz gaza bas da tüp gaza zam gelmeden yerimize varalım ha. Ulan iki dakikada nereye arazi oldu bu Cengiz? Ya sen bırak Cengiz'i Timur'u Celal abi. Ne yaptın bu Suzan'la sen onu anlat. Lütfetmemişler kirli. Kız hala anadan doğma Hristiyan anasını satayım. Şart mı abi? Ne şart mı lan? Evvel kalemde Müslümanlık. Ahir kalemde evlilik. Ben Müslüman olmayan biriyle evlenmem. Bunu kafana yaz kirli. Abi, ben ne diyorum? Ha? Ne diyorum? Ya Viyana'yı düşün. Baltacı'yı düşün. Katerina'yı düşün. Ne yani lan? Ya hiç kendini Müslüman etmek için yormadı. Çadırın kapısına girilmez tabelasına astı.
Kamera'ya da 4 tane yazdı be. Hacettepe Pakine rahmet. Tarih suyu tersine akmaz Celal abi. Ay, polise mi gitsek acaba? Yol bilmez, iz bilmez o kız. Parası var mı yanında? Neye bindi, neyden inecek ya? Ay nereye gitti, nerede kalacak? Ay anne, yarışmanın yapılacağı yere gitmiş işte, belli. E yerini biliyoruz. Gidip alalım mı? Ay bir şey söylesene bey, böyle kukumavlar gibi oturacak mıyız? Oturmayacaksınız, yatacaksınız. Hadi herkes yatağına. Baba, kayıtsız mı kalacağız? Ya kızım, beni anlamıyor musunuz? Beni tanımadınız mı hiç be? Aa, benim kızım hırsızlar gibi gecenin bir vakti evimden çekip gittiyse... Sadece gelene git demem, gidene gel demem demek düşer. Aman aman bey, sen de bu lafı nereden öğrendiysen... elimizi ayağımızı böyle bağlıyorsun her seferinde. Kızı başından mı atıyorsun? Hadi herkes yatağına. Büyü yaptılar bu kıza. Yani bu Jale böyle yapmazdı. Yatağına. Allah Allah. Tamam dayı. Beyefendi, lütfen sakin olun. Başkanı çağırdık. Sizinle ilgilenecek. Ne demek ilgilenecek? Tabii ki ilgilenecek. Benim birinci olacak prensesim otel kapılarında ayakta bekletiliyorsa ben ona başkan mı derim? Ama bu saatte de gelinmez ki. Ne demek lan? Birincinin saati mi olur? Benim prensesim otel lobilerinde bekletiliyorsa ben gerekirse Ankara'yı da ayağa kaldırırım. Washington saraylarını da ayağa kaldırırım. Hatta Brejnev'i bile uyandırırım. Mezarından tabii. Asilzade izlenmiş. Dayı, adam geliyor. Nereden gelecek adam? Brejnev öyle yıllar oldu güzelim. Aman beyefendi, bu saatte de olmaz ki. Oo, başkanım. Merhaba. Eti sizin, kemiği benim. Dua edin prensesime bir süt banyosu falan istemedik. Bunlar sizde kalsın. Ben kendime uygun bir taht aramaya gidiyorum. Prensesim. Gel bakalım. Bu devirde ağlamayana meme yok Celal abi. Sen ne yaptın? Ha? Ne yaptın? Bir köşede gizli gizli ağlayıp süt işledin. Devirde böyle bir süt anlayışı yok ya abi. Şimdi... bak yanlış anlaşılmasın. Ben bu kızla niyetimde ciddiyim. Müslüman olsun, bu saatte nikah dairesindeyim. Hadi abi. Madem kafan kalın, madem... armudu yeme derdin de değilsin. Madem armuda ilişkin ciddi şeyler düşünüyorsun. Misal... marmelat. Oy 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 oy. O zaman git o ağacı salla Celal abi. Nasıl yapacağım? Celal abi kimdir? Ne demek kimdir? Zaten kafam olmuş 1 milyon. Bana öyle alengirli sorular sorma. O zaman ben cevap vereceğim Celal abi. Celal abi tsunami'dir. O ne lan? Yani fırtınadır. Rüzgardır. Hortumdur. İstediğini önüne katar, dilediği yere sürükler. Sen böyle bir fırtına gibi eseceğine ıslık çalıp geziyorsun be Celal abi. Ulan verme böyle gazı ayarı. Gidip kızcağızın evini başına yıkacağım şimdi. Celal abi, ayaklarını permanganat banyosuna sokma. Direkt havuza gir. Git, al ve gel. Ben buradayım. Gülü, ben o kalimerayı karismeraya çevirmezsem... bana da Celal demesinler ha. Kör olasın azabım
Madem biliyorsun kuyunu, içme bu üzüm suyunu be abi. Burak'ı seni bozuyor be Celal abi. Naim kalk lan, Naim kalk! Jale evden kaçtı lan, kalk diyorum lan sana. Kalk abi, lan! Abi susuz içme, kurbanım olayım ya. Olma lan bana kurban murban olma lan. İstemem lan senin gibi kurban. Kargadan kurban mı olur lan? Naim kalk lan, kalk! Ne oluyor ya? Oğlum evden kaçtı. Avuçlarımdan kaydı gitti. Sabun oldu, köpük oldu lan. Nereye kaçtı be? Lan ben bir güzellik uğruna satılacak adam mıyım lan? Ya içme şu zıkkımı ya. Elinden ne gelebilir ki? Baba kuşun kafesini açtı. Pican, senin kuş gibi kafanı koparırım Pican. Seni güvercin takla attırırım lan sana. Ben jalesiz yaşayamam Pican, anlıyor musun lan? Yaşayamam lan! Lan kalk lan sen de! Kalk lan! Lan kalk! Kalkın lan artık lan! Kalkın lan! Sarhoşlar. İçip içip insanları rahatsız ediyorlar. Hey Tülen! Allah'ım! Ne oluyor ya? Dakikaları saat, saatleri gün, günleri ay yaptın bana. Ben İsa'ya ölürüm. Çarmıhlara geldim Celal. Lan beni. Peygamber miyim lan ben? Ben bir aciz kulum. Sevdik diye Allah'ım oldun lan. Eyvahlar olsun. Vah. Hem de köşkün lambaları gibi, çıra gibi yaktın ulan beni. Şimdi de seyrine mi bakıyorsun eserini ha? Ne yapıyorsun sen? Utanmıyor musun? Utanılacak ne yaptım ki Suzan? Seviyorum ulan taş kalpli. Bak cümle alem duysun. Sus! Müslümanlar! Bakın var ya, ben bu Suzan Suzu'yu Allah'ıma kitabıma seviyorum. Bir kulunu çok sevdim. O beni hiç sevmiyor, kalbimi ona verdim, bana geri vermiyor. Vermezsen verme, bende bir kalp daha yok ki, gerekirse ölürüm. Ya, kirli bulaşı ya! Bak kirli bulaşı, uyumuş. Yürü. Ne kardeşim be, yalamış, yutmuş her şeyi be. Lan bulaşık, şurada iki duble de kardeşine bıraksaydın da Jale'nin şerefine biz de iki duble rakı içseydik değil mi? Yiyoruz şurada be! Lan rüyanın en güzel yerinde yılan gibi geldin girdin koynuma be! Lan bulaşık, şu yarışmadan sonra kendime bir ev alacağım. Senin bu pitli yatağına muhtaç kalmayacağım. Al buraya yazıyorum. Allah, sen akılsızlardan topladığın akılları bana ver. Sadece onların bir işine yaramıyor ki. Bir de beni akılla, fikirle, suyla, bozuk parayla, bir de açlıkla imtihan etme. Abi. Bu kadar iki satır da şahanem için dua etseydin ölür müydün be?
ağrısız başıma çaput bağlayamam Cengiz. Hem ben Allah'la kul arasına girmem, girene de sevmem. Hadi Allah rahatlık versin. Oh, ulan şuraya bir yastık alamadım, bulamadım ha. Deme! Babamın yastıkçısı mı var? Hadi bakalım. Arkadaşınla tanış. Birlikte kalacaksınız. Yarın sabah erkenden kalkıyoruz. Kuralları kahvaltıda öğrenirsin. Tek kalabileceğim bir ortam yok mu? Yalnız uyumaktan hoşlanırım prensip olarak da. Ay ben seni hiç istemem. Horlarsın da sen. Kızlar, tartışma istemem. Hadi yatın zıbarın. Ne bu böyle daha ilk günden aa? Niye geldin ki sen? Hiç şansın yok. Benimle muhatap olmayı bir kulak. Çirkin insanlarla görüşmüyorum. Beni alıp götürmeden bunları alıp götürme. Ben çok kötü oluyordum. Ben senin dediğin gibi yetiştirdim. Daha ne yapmamı istiyorsun? Kızma bana. İdraki meali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez. Allah'ım ben ne yapacağım ya? Yazık değil mi bana? Ulan kim beni bu kadar sever seni susam? Ya sus artık sus sus sus! Utandın tabii. Sincap gibi saklandın oraya. Sevilmedin ne? Sevilemezsin ki. Çünkü bir Celal daha bulamazsın. Lütfetmişler Suzan. Sen gel, sana da lütfedecekler. Tamam? Ayıp kardeşim. Kardeşim mi? Nereden kardeş oluyoruz ki? Biz Müslüman mıyız? Utanmıyor musun bu saatte yalnız bir kadını rahatsız etmeye? Ben sen polis çağırırım. Utanan aşık olmaz hanım abla. Polis ne yapacak? Bileklerime kelepçe vuracak. Ya kalbime? Ağır seviyorum Suzan. Ey Allah be! Sen görürsün. Yapmayın lan! Yapmayın! Ne yapıyorsunuz lan? Hop! Lan söndüremezsiniz lan! İçimdeki ateşi söndüremezsiniz lan! Yakacağım lan o şahleyi! Yakacağım lan! Kendim yakamazsam çakmakla yakacağım lan! Korkut! Korkut sus! Geberteceğim seni ha! Vur lan! Vur! Sen de vur lan! Vurun lan! Güzel! Vursana lan abine! Vurun lan! Gel gelsin lan geçmişsin lan. Vurun lan bunu. Tekmikleyin lan beni. Tekmikleyin lan. Tepin lan beni. Abi bak niye böyle yapıyorsun? Üzüyorsun insanı. Ulan futbol topu gibi oynayın lan benimle. 90-90 takın lan beni. Ulan köşe gönderi yapsanız lan beni. Ulan Jale. Jale. Ulan. Ulan gönlümdeki birincilikten. Nasıl firar edersin lan? Nasıl lan? Sokmayacaksın, sok ayılsın. Lan! Kalk. Lan yapmayın lan! Lan! Bir eşeğeyi bu seven kalbe çok gördüm be Suzan. Bu kadar zor muydu be Suzan? Sen beni benim kadar sevseydin, değil Hristiyan olmak, ateşe tapardım be. Yanıyorum Suzan. Kayalara gelesin Suzan. Ah, ya Rabbi şükür. Ne oluyor lan? Dök. Bütün şebekeyi dök istersen. Tunan erini de dökseniz hava gaz hepsi. Dünyamı tersime çevirdin Suzan. Yer çekimi misin be Suzan? Kafayı yemiş bu ya.
Kaybetmediysek iyi bulduk. Ben bu manyağı sevmezsem dünyaya afişe eder beni. Ağır seviyorum lan. Elma dersem çık, armut dersem alınma. Çok seviyorum seni küçük Kalimera. Lan kafayı yiyeceğim. Bir tam çıkıyor, bir eksik çıkıyor. Kimseye söylemek yok. Ben bu işi çözeceğim. Kızlar, sıkı bir kamp dönemine giriyoruz. Bütün Türkiye'nin gözü sizlerin üzerinde. Aranızdan Türkiye'nin en güzel kızları seçilecek. Ve yurt dışında bu ülkeyi temsil etmek şerefine nail olacak. Her şeyden önce hepinize başarılar diliyorum. Bu kamp süresince kurallarımız ağır. Neredeyse her gün 12 saat prova yapacağız. Formunuzu korumanız için diyetisyenimizin hazırlamış olduğu özel diyet programı uygulanacak. Özür dilerim hocam, bir şey sorabilir miyim? Tabii kızım, sor. Dışarıdan yemek getirtebilir miyiz? Aşktan önlemek için. Tamam kızlar, susun lütfen, lütfen susun. Bana sorarsanız hiç gidip görmeyin o boz eşeği. Ben lügatımdan sildim onun adını, siz de silin. Anne, olur mu öyle şey ya? Böyle sinirle konuşuyorsun konuşuyorsun, sonra iki dakika sonra kızım, kızım diye ağlıyorsun bak. Ben kaderime ağlıyorum. Büyüt, besle, yetiştir. Sevilsin. Ondan sonra da eşek gibi tepip gitsin. Bana adını Jale koma. Hoppa olur. Eli avuca sığmaz dediler deyip de inanmadıydım. Ya anne bir dur. Gideceğiz, getireceğiz işte. İstemem ben o zilliyi. Bugün evden kaçan yarın nerelerden kaçmaz. Allah'ım sen geride kalan. Bu üç havayı akıllıya akıl fikir ver bari. Ya nasıl evden kaçarsa onlar? Hiçbirinize söylemedi mi gideceğini ya? Yok dedim abla, gidip ikna edeceğiz işte. Hadi. Ay! Bu kızın böyle bir çılgınlık yapacağı belliydi. Vay nereden belliydi anne ya? Kardeşim hakkında bir daha böyle konuşma. Anne, kardeşim hakkında bir daha böyle konuşma. Ben de sizle geleyim mi kardeşim sonra? Yok enişte, biz kız kıza konuşacağız. Seni almazlar zaten. Yok 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 yok. Ben Jale'ye üzülmüyorum. Ben Dünür'üme üzülüyorum. Kız annesi ne de olsa ağır. Ay çok koyar insana. Anne dedim. Anne, bak bir daha böyle konuşursan inan, inan bir daha seninle konuşmama. Kalk git Ayhan anneme destek ol. Abla gidebilir miyiz artık? Tamam tamam. İki ayağım papucuma girdi. Ya şu kız güzellikle izin isteyip de girseydi ya yarışmaya. Of Süvan hadi. Çocuğum, çocuğum. Bari sen okulunu bitir. Bak görüyorsun sonradan neler oluyor. Ah ah ay. Cahillik. Ay. Cahillik. Ay. 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 Kalkmayacak mısın sen? Uyandın ama. Kalkmak istemiyorum anne. Olmaz öyle. Canın istediği zaman kalk, canın istediği zaman kalkma. Git Sonay'a söyle. Böyle böyle de. Ne diyeceğim anne? Ne bileyim. Sensiz canım kalkmak istemiyor de. Anne. Gider misin işine? Gideyim de. Bari sen de git. Kitaplarınla filan oyalanırsın. Anne. Hı. İstemiyorum. Ay, en sevmediğim şey melankoli. Bir de değse bari. Ayrıldıysanız ayrıldınız. Bari sen kendini perişan etme. Tamam anne, etmem. Heh. Hadi kalk, inanayım. Ben gideceğim. Aferin çocuğum, aferin. Hadi dükkanına git. İki oyalanırsın, unutursun. Zaten dayanamaz kız, döner. Anne, yurt dışına
gideceğim. Hey! Vur dedik öldürdün. Sen bugün yat. Dinle. Dükkanını da sonra açarsın. Herkes melankoli olduğunda çekip gitse memlekette nüfus kalmazdı. Ben nerelere gideyim? Uzaya mı gideyim ha? Belliydi ne zaman o kızın kaçacağı. Tabii sanki içinde böyle köçek oynuyordu bunun. Evet. Neyse canım neyse. En akıllılarını biz aldık. Evet, haklısın Nezoş'um. Evet, vallahi mehpare de gel git akıllı. Baksana daha çift canlı bile olamadı. Hadi neyse canım, çok yazıyor Nezoş'um, çok yazıyor. Hadi sonra görüşürüz. Hadi baş baş, baş baş, baş baş. Bak gördün mü? Verdi ateşi kablonun öbür ucundan. Kime bağlasam artı ile eksi kutbunu acaba? Şelale olup akmak lazımdı ya. Ne? Şelale, şelale. Yanına mı gitsem acaba? Olmaz. Dükkanı kapayamayız. Olmaz. Hay Allah. Dur canım, en iyisi bir bahaneyle arayayım ben. Yok, arayamam. Sonra dayanamam, mayanamam. Olmaz. Dayanamam. Aman, dayanamazsam dayanamayayım canım. İçimde mi patlasın? Oh, tövbe. Görüntülüsü çıkmadan görüntüsü geldi. Hayırlı işler Ruhi. Cemil cümlemize, Cemil cümlemize. Duydun mu Jale'nin ettiğini? Duymadım ayol, daha şimdi çıktım evden. Sen evden güzellik müsabakalarına kaç. Aman Allah'ım! Ah! Ayhan ne yapıyor şimdi acaba? Hadi, hadi sonra görüşürüz. Bir dakika. Ah! 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 Şela... Vah, aman yarabbim! Ah! Hay diline Ruhi, hay diline! Yahu iki fingir deyip öyle söyleseydin ya canım. Sana ne Jale'den, Male'den, Lale'den? Bak, kısmeti kendi elinle gönderdin. Bu kalıbına. Gitti. Uzun lafın kıssası eniştem. Baktım ki kız bu yola başını koymuş, kestan dönmeyecek. Ben de dayılık görevini yerine getirip bizzat kendi ellerimle gittim Jale'mi teslim et. Cengiz. Efendim. Kızın başına bir iş gelirse ellerim yakanda. Enişte, rica ederim. Ben üstüme vazifeymiş gibi neden oralara kadar gittim? Ellerin yakanda diye. Evet. Ha, gittim. Bizzat kendi gözlerimle gördüm. Efendi adamlar, ciddi bir organizasyon. Ha, Jale'ye yakıştırdın mı dersen? No, 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 no. Bir anlamda hayır. Ya ne o Jale? Evden kaçar gibi böyle bir işe giriyor canım. Hmm, hmm. Ustacığım niye müdahale etmiyorsun? Dayısı varken bana mı düşer Naim? Evet, ah, Naim. Bana bak, densiz densiz konuşma. Görüyorsun eniştem ne kadar kadirişinas bir kişilik, bir yapı. Seni tebrik ediyorum enişte. Bravo diyorum ve oturarak alkışlıyorum. Bravo. Hiçbir baba kızını böyle desteklemez. Cengiz. Hmm. Ne sana güveniyorum, ne anlattıklarına inanıyorum. Ama Jale'nin başına bir iş gelirse ibret alem için seni şu fırına atar yakarım haberin olsun. Oo eniştem, yani ben de kendini yaktıracak göz var mı Allah'a sen? Jale'min kılına bir zarar gelsin, yemin ediyorum ben bu dünyayı yakarım. Bil pardon. Karbonatlısın işte neyi bilen adama benzer. Tamam. Karbonat özgün içinde yerim yok Pişan. Kaldı ki insan. Jale'yi sele kaptırıp el sallayamam ben Pişan. Ya abi ne yapabilirsin ki? Psikopata bağladım Pişan.
Kendimi bir kutunun içine koydum, anahtarını denize attım Pican. Çare ya bu işten vazgeçecek, ya bu deveyi köpürtecek Pican. Çare yok. Ben artık şu karbonatı ilap patlıyorum. Oh! Of Gillof! Bu aşk beni bırakına midemi bozdu. Denizler durulmaz dalgalanmadan Bilal abi. Bulaşık dalga malga deme. Zaten midem kalkıp kalkıp iniyor. Ben bu Suzan'ın yüzüne nasıl bakacağım? Şart mı abi? Ne şartı? Yüzüne bakman şart mı Ceyla? Ulan tereyağı, neresine bakacağım namahrem kızın? Ya Celal abi, senin niyetin kötü be. Ya eti niye döverler abi? Yumuşatmak için. Sen ne yaptın? Eti dövdün, eti dövdün, yumuşattın. Şimdi ne yapacağım? Ulan ete mete bakacak halimiz mi kaldı? Rezil ettik kendimizi. Celal abi, kadınlar insanı vezir de eder, rezil de eder. Şimdi senin vezirlik zamanı. git ve gönlünü fethet. O sert ve acımasız fırtınadan sonra nasıl böyle yumuşak bir Meltem olacağını görsün Suzan. Nasıl yani lan? Vallahi ben bu karı kız işinden anlamam Celal abi. Hem beni bozar yani. Ben fikri veririm, orkestrayı yönetirim ama zurna çalamam. Ulan bulaşık. Zurnayı gözünden vurdun. Bak, sana da bir Rum kızı alacağım. Göreceksin, hadi iyisin. Şerefsiz. Yürü bakayım, yürü yürü yürü. Hadi bakayım. Ay kızlar, kızlar sizi hangi ormandan kesip getirdiler? Kızlar, sizler odun değilsiniz. Sizler tatana değilsiniz. Sizler beygir değilsiniz. İki dakikacık şöyle bir asil durun canım. Ben sizlere yürümeyi böyle mi öğrettim? Hadi bakayım. Pardon hocam. Kes! Kes diyorlar. Ne var kırmızı ceketli? Çalışıyoruz. Jale Somuncu'nun ziyaretçileri... Kızlar, hanginiz Jale Somuncu? Benim hocam. Terapiste mi çıkacağım? Bana bak. Git kim geldiyse gör. Ve onlara de ki sizin yüzünüzden bir saat ceza aldım. Ekstra yürüyeceğim. Hadi. Ne bakıyorsunuz öyle? Gülümseyin bakayım. Hadi yürüyün. Müzik. Hadi bakayım. Hadi. Çok işimiz var daha. Allah'ım. Allah'ım ne kadar lüks yapıyorlar bu tip yerleri ya. Sanki saray yavrusuymuş. Parası olan kalıyor tabii. Bir gün ben de sadece bu otellerde yaşayacak kadar zengin olacağım. Özendiğimiz şeye bakın ya. Bir de Jale'ye kızıyoruz. Ay nerede kaldı bu kız? Anons etmediler mi daha ya? Ay abla otobüs garajım burası. Hah geliyor. Jale! Bah yavrum, iş olanlarına mı kaçtın sen ya? Kardeşlerim, niye geldiniz? Kızlar geri dön demeye gitti. Ama benim gönlümden yıldız gibi kaydı gitti. Ayol, en son biz duyuyoruz. Nereden çıktı bu müsabaka sevdaları bilmem neler? Vallahi kırılacağım Ayhancığım. Biz dış kapının mandalı mıyız ayol? Kusura bakmayın, benim tabiatım bu. Kan kusacağım, kızılcık şerbeti içeceğim cinsinden. Ayol, bu kandan beden, arsenik zehiri bunun yanında bal kalır. Vallahi ben senin yerinde olsam, alırım tüfeği, iki kaşının ortasından vururum. Pes vallahi. Boş boş konuşma nezaket. Tavuk mu kesiyorsun? Evlat bu ayol. Gerçi ben defterimden silmişim o lügatı. İster misin Şale? Keriman Halis gibi dünyayı sallasın geçirsin. Vallahi olmayacak şey değil. Bu kızdan her şey beklenir. Allah'tan mehbane gram benzemiyor diğerlerine. O yüzden içim rahat. Ay çok şükür. Kıncımı senden almayayım nezaket istersen. Tüfeğe de gerek yok. Yolarım saçını başını olur biter. Şimdi o erkek çocuk olmuş olsa olur biter Ruhi baba. Olur biter. Yani zor tek tarafı var, o da sünnet.
E onu da doğar doğmaz yaptırırsın. Hatırlamaz bile. Bu kız babası olmak ne kadar zor işmiş ya. Şimdi aslına bakarsan ben ilk çocuğa kız düşünüyorum. İlk çocuğa kız. Çünkü ablalık yapsın kardeşlerine. Kimlere? Kardeşlerine, kardeşlerine. Yahu paşam güldürme beni canım. Ya ben kızı erkeği geçtim. Daha sen de bir işaret fişeği bile görmedin. Ya biz acele etmiyoruz. Hem biz daha kendimiz çocuğuz. Aşkımızı yaşayacağız. Paşam, cicim aylarından sonra sicim ayları gelir. Vallahi sonra ah kafam diye hönkür hönkür ağlarsın da bir çare bulan olmaz. Niye öyle konuşuyorsun? Ya paşam, hayır acaba diyorum ki seni bir tabibe mi göstersek? Neyim varmış canım benim, koç gibi adamım ben ya. Koç gibi. Hayır, şimdi gençsin bilemezsin ama bak paşam, pehlivanın hası peşrevi kısa tutar ki tündesi amansız olsun. Sen hala çayırda elini çırpıp geziyorsun. Paşam, bak vücudundaki parıldayan yağa yazık. Seni doğurup yetiştiren anana yazık. Ya sana bu kadar emek veren sadıcına yazık. Ne yapacağım peki? Elini çabuk tutacaksın canım. Tabii sonra sağdan soldan laf eden olur. Vallahi kaldıramazsın. İnsanoğlu yüzüne güler, arkandan dövsüz bu der. Ya gelinime de yazık canım. Annemle babama yazık değil mi Cale? Onlar senin mutsuz olmanı isterler mi? İstemezler. Sen niye onları mutsuz ediyorsun Cale? Ben kimseyi mutsuz etmedim. Aslında babam sana çok ağır konuştu Cale ama sen anlamadın. Domuz ayakları üstünden geçecek, seni çiğneyecekler dedi. Hiç mi korkmuyorsun? Korkulacak bir şey de yapmadım, utanılacak da. Ben birinci olacağım. Ay! Abla, evden kaçmak çok çirkin ama. Bak, bugüne kadar ben hep destek oldum sana. Ama bu hiç yakışmadı. Bizim adımız Somuncu. Sen sonunu kirlettin. Sen de konuş Songül. Kız bana, hakaret et, bağır. Sen de kardeşimsin, vur bana. Cale, sen ne yaparsan yap, ne hale düşersen düş. İster birinci ol, ister sonuncu. Seni hep çok seveceğiz. Biz dünyanın en güzel ailesiyiz. Başka güzelliğe gerek yok. Mehpare, sen siyah için evden kaçmaz mıydın? Ya Sonay sen? Okulun için evi terk etmez miydin? Songül, havaalanından döndüğünü unuttun mu? Sonur, ama sen daha çok küçüksün. Kim bilir neler yapacaksın? Kızlar, bu benim kararım. Kimse kusuruma bakmasın. Sizleri çok seviyorum ama bu sefer bildiğimden dönmeyeceğim. Bak Cengiz abi. Abi ben yine bildiğimi yapacağım be abi. Gel büyüklük yap, birlikte çevirelim Cale'yi şu girilmez sokaktan be abi. Ha? Allah Allah. Celal abim, bu benim lisanımdan anlamıyor. Sen anla. Ya bir babanın izin verdiği bir kıza elin adamı nasıl müdahale edebilir ya? Oğlum baba nasıl müsaade etti buna? Ya Allah Allah Celal abi, benim tanıdığım enişten eline odunu alıp kızının yanına gitmez mi ya? Doğru söylüyor Korkut. Normalde baba odunu kaptığı gibi orayı yıkar milletin başına. Abilerim, ben otorite tanımaz bir hale geldim abi. Cengiz abi, abi ver şu adresi bana. Gideyim küsellikle halledeyim abi şu işi be abi ya. Ha? Sen adres mi istiyorsun? Ha. Al sana adres. İstanbul Karacaahmet. Oldu mu lan? Lan Korkut, sen kim oluyorsun lan? Allah'ıma gebertirim seni ha. Lan sen benim Jalem'in yanına yaklaşabilecek kapasitede bir adam mısın ha? Cengiz abi ağır oluyor ama biraz. Konuşma lan Armut'un sapı. Bana mı dedi ya? Tamam abi, tamam. Saygımızı bozmuyoruz abi. Ben sustum abi, tamam abi. Ama şuraya yazıyorum abi, çok büyük pişman olacaksınız abi. Tamam lan, tamam. Bir gram neşem vardı, onu da kaçırmayın.
Mevzu bitti. Bican, herkese benden çay. Tüm bardaklar neşeyle dolsun. Yok baba, Nuh diyor, peygamber demiyor. Hayırlısı olsun. Ya sabit fikir olmuş Jale'de. Aslında sen de açık açık konuşsan vazgeçecek gibi ama... biraz da inat ediyor. Hayırlısı olsun kızım. İnat da bir murattır. Hoş ver. Sen nasılsın? Ya baba niye böyle yapıyorsun? Göz göre göre kız elden mi gitsin? Derslerin nasıl? Babacığım lütfen. Sana bir soru sordum, cevap ver. Kötü baba, berbat. Hepsinden çaktım. Ders çalışabiliyor muyum? Bir tane şeyle uğraşıyorum. Herkesin bir derdi var. Ve maalesef onlarla ben ilgileniyorum. Akıllı kızın okulu çoktan uzattı baba. Ama sen asıl bunu boş ver. Ustacığım iyi misin? Fırının ateşi geçecek Naim, odun at. Yok. Tamam bitmiştir. Evlatlıktan reddediyorum o yellozu. Anne ne olur böyle konuşma. Tamam. Elin kızına yelloz demem doğru değil. Kabul ediyorum. Bana ne ki? Allah herkesin evladının yolunu açık etsin. Anne, kime söylüyorsun sen bunları, bize mi? Şşş, alo. Biz senin canınız, ciğeriniz. Sen mi Jale'yi evlatlıktan reddedeceksin? Kalbini kırarım beyhude yere sondur. O ismi bir daha anmayacaksınız bu evde. Ya benim başım ağrıdan çatlıyor. Bir yere varacağı yok bu işine. Başın mı ağrıyor? Kaç evden kaç. Kaç. İyi gelir başının ağrısına, geçer. Anne bitirdin kendini ya. Ben de kassaydım o zaman. Tüh, niye akıl edemedim ki daha önce? Hem ben o kızdan daha güzeldim, daha çok bağ ederdim. Anne aklımı kaçıracağım ya. Olur. Asgari sende de olur. Kaçır kızım, kaçır. Ay. Kaçır. Dünya çirkini yapsaydın da... şu yastığın bir ucunda da o olsaydı. Allah, nasıl dayanacağım ben bu? En iyisi Afrika. Yaşadığım kadar yaşarım. İyisi bir karıncaya faydam dokunur. Bak, benim babam seninki gibi öyle güler yüzlü, efendime söyleyeyim, evet oğlum, sepet oğlum diyen bir şahsiyet olsaydı... ben şimdi Brunei Sultanı gibi harem düzlüydüm, harem. Ya paşam, hayat futbol gibidir. Tamam mı? Atamayana atarlar. Ama ben sabahları erken kalkıp dükkanı açıyorum diye erkenden uyuyorum. Erkenden de uyanıyorum. Karımın yanına bile yaklaşamıyorum ya. Tamam. Bundan sonra dükkanı ben açacağım. Senin ilk işin neymiş artık? Elimden geleni yapmak. Yap. Hayır. Paşam, ben senden rövaşata istiyorum. Direkten dönen top istemiyorum. Evet. Gerekirse dopingte kullanabiliriz. Bana bak. Bir deli balı var. Paşam bir deli balı var. Vallahi bir kaşığıyla orduyu delirtir. Aman efendim, kimler gelmiş, kimler? Sultanlarım, hoş geldiniz.
Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoy kızım, bana kızacağına, bacına, anana kız. Süha, anneme bir şey söyler misin? Hangi anneme Mehpare? Ya biz de tam şimdi burada futboldan konuşuyorduk. Böyle top elde, degaj vaziyette kaldıydık. Jale hakkında ne biçim konuşuyor? Kızım, ben kötülüğüne mi konuşuyorum? Zaten senin hatırına annene bir şey demedim. Aman nazarlara geldiniz. Yahu gelin kaynana gül gibi geçinip gidiyordunuz. Ne oldu size canım? Sokmayın şeytanı aranıza. Kardeşim şeytan değil. Sadece güzel. Güzel. Mehpare! Ya anne! Ya uy baba! Mehpare! Bak görüyor musun nasıl titriyor ellerim sinirden? O sinirlerini alırım Nezoşum. Bana bak, sık dişini canım. Maça şurada ne kaldı? Sayılı dakika bak. Ver, ver. Tamam. Ustacığım, sorsam kızar mısın? Sor evladım. Nereye gidiyorsun? Kabristan'a. Kimi ziyaret edeceksin? Servileri. Neden usta? Onlar kadar göğe yakınım ama ayaklarım toprakta. Onlar kadar canlıyım lakin mekanım ölüler diyar. Serviler kadar çoğum ama yalnızlığımın şahidi mezar taşları. Beni serviler anlamaz da kim anlar neyim? Artık demir almak günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol. Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli, günlerce siyah ufka bakar, gözleri nemli. Biçare gönüller, ne giden son gemidir bu, hicranlı hayatın ne de son matemidir bu. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler, bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. Birçok gidenin her biri memnunki yerinden, birçok seneler geçti, dönen yok sefer. Sabırsız olmayacağım, aceleci olmayacağım, hırçın olmayacağım, küskün olmayacağım. Sahaya çıkacağım, topu ayağına alacağım. Böyle çerçeveyi göreceğim, gözlerini kapayacağım. Allah demeden yok, sen Allah de. Tamam mı? Bir vuracaksın, bak nasıl gol oluyor. Şşş ya, iyi baba ya, bir duyar olacak. Ne var canım? Ben maç anlatıyorum burada. İsteyen istediği gibi anlasın. O Cengiz'im, pek keyfin yerinde maşallah. Allah arttırsın. Allah Allah, niye keyfim yerinde olmasın ya? Artık lale devri kapandı, jale devri başladı. Yeğenim oldu prenses, ben oldum veliyat prens. Ah, kıskananlar çatlasın. Cengiz, sen ol. Her şeye gel, muhabbete gel, harbe gel, sulha gel, saza gel, söze gel ama göze gelme, nazara gelme, bu bizi bozar. Ha, tamam, gaza geldim, sustum kardeşim, tamam mı? Bitti. Nerede kaldı Herodot baba? İşimiz gücümüz var değil mi kardeşim?
Abi, ustam çıkmadan hayatta çıkamam. Pican, Cengiz abi çıktığında biz yerimizden kalkmazsak gözüme gözükme! O kadar. Dostum Tolga, ya sen niye hiç konuşmuyorsun? Ne konuşayım Suya? Ha, doğru ya, senin futbol hayatın yok. Oy 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 oy, alemin kralı geliyor be! Selamün aleyküm kahve milletinin insanları. Aleyküm selam. Baba hoş geldin. Bircan'ım, zeytinyağlar hazır mı? Ne zeytinyağı? Oho! Nasıl güreşecek koca Yusuf? Bu saatten sonra Greco-Romen mi yaptıracaksınız koskoca Cihan pehlivanına? Neyse, acıdım. Hadi yaklaşın bakayım yamacıma. Alem pehlivan görsün. Yaklaşın. Tüm bardaklar dolsun! Koca Yusuf, Ken Ali Çoy'la 7 gün 7 gecedir güreş tutuyor, Dolunay yarım aya dönüyordu. Seyredenler açlıktan, susuzluktan kırılıyor ama yine de maçı bırakamıyordu. Koca Yusuf, çamur yoğurarak, seramik yaparak güçlendirdiği çelik parmaklarıyla Kelle Alişo'ya bir kurt kapanı çekiyor. Tribünler çığlık çığlığa ayağa fırlarken, Koca Yusuf, efsanelere adını yazdıran Kel Aliço'nun sırtını bir tosbağa yavrusu misali günde gidip göbeğini güneş gibi semaya dikerek efsaneyi toprağa gömüyor ve bizzat kendi efsanesini, koca yurtluk efsanesini tarihe yazıyor. Yazıyor! Yazıyor! Daha 3,5 yaşındaki Yusufçuğun Kel Aliço'yu nasıl taklaya getirdiğini yazıyor diye başladı şöhret hayatı. Koca Yusuf 18 yaşına geldiğinde başta bütün cihan pehlivanları, Adalı Haliller, Filiz Nurullahlar, Kurtlerini Mehmet pehlivanlar, Hergenici İbrahimler ki isimleri dünya üzerinde yenen başka tek bir şahıs yoktur. Hepsi birden bu at üzerine el basıp Koca Yusuf'tan büyük cihan pehlivanı yoktur diye güreşin Oscar'ını, o geceleyin bile yaldır yaldır yanan altın kemeri Koca Yusuf'un beline taktılar. Koca Yusuf Çin'den Maçin'e, Rusya'dan Aksaray'a, Belgrad'dan Güney Kutup Dairesi'ne, Zimbabwe'ye, Nairobi'ye varana kadar bütün dünyanın en şöhretli pehlivanı oldu. Kardeşlerim, Koca Yusuf dünya üzerinde güreşeceği başka hiç kimseyi bulamayınca, ulan ben bu yaşta mütekallit olup banka önlerinde kuyruk bekleyip 3 aylığa talim edecek adam mıyım be? Bu dünya üzerinde olmazsa yeni dünyaya giderim, kovboy bulamazsam kızılderililerle güreş tutarım diye şehir hatlarının ülev yolcu vapuruna atladığı gibi soluğu hürriyet heykelinin dibinde aldı. Taş gibi manitayı gören Koca Yusuf, ulan bunların karıları böyleyse herifleri kim bilir ne dev yarasadır diye bir an tırstı. Sonra gülümseyip aman demirden korksazlık trene binmezdik ki aslında vapura binmişti deyip pasaport polisini bir çırpıda gündeye getirip önüne gelen Amerikalıyı sinek gibi ezmeye başladı. Bu kurt kapanı numarası var ya paşa, vallahi bundan kurtulacak pehlivan yok. Gariban kızlar ne yapsın? Bunu yaz aklının bir kenarına. Bir anda Amerika'nın bütün yüksek tıraşlı gazeteleri Koca Yusuf memleketimizde. Aman mamma mia, Türkler geliyor. Ya Rabbi bizi Türklerin elinden kurtaracak yok mu?
Avrupalıların çektiğini biz de mi çekeceğiz diye manşetleri atıp korku nidaları atmaya başladılar. Amerika'nın bütün meşhur pehlivanları bir David Beckham olsun, bir Pol Pot olsun, bir Felix Bernard olsun, bir Clint Eastwood olsun, bir Kaliforniya valisi Arnold Schwarzenegger olsun, bir yeşil dev Hulk olsun. Bu alemin ne kadar Batman'i, Süpermen'i, örümcek adamı varsa hepsi Koca Yusuf'un altına çimen, sırtına minder, başına başlık kapısında paspas oldular. Hadi da. O kadar danayı kuzuyu ben yesem ben de pehlivan olurum be. Derken akabinde ve detayında Koca Yusuf'un karşısına Amerika'nın en dev yarı asa güneşlerini çıkarıp netice alamayan organizatörler bu defa 8 adamı birbirine bağlayıp tek adam yaparak Koca Yusuf'u alt etmeye çalıştılar. Ama netice puş. Koca Yusuf, Allah'a peygambere inanan, dünya yüzünde kötülük nedir bilmeyen, o kadar adamı çimene serdiği halde bir tek karıncayı dahi incitmeyen, bir tek kuruşa ehemmiyet vermeyen, iman dolu göğsü gibi serhende olan böyle bir pehlivanı kim düş edebilir kardeşim? Kardeşlerim, Koca Yusuf'a ahlaksız teklifler mi dersiniz? Ki bu tekliflerin arasında 9 kıtadan 9 kadınla Çinlerin üzerinde güreşip 900 kilo altın karşılığında maçı kaybetmek de vardı. Şikeler, dopingler, şantajlar mı istersiniz? Sanki bütün Amerika bir araya gelmiş. Ulan bu Türk'ün sırtını yere verecek bir babalı yiğit yok mu diye yana yana döne döne çağrı arıyor. Hele hoca ya, hele hoca ya. Yapmadığı şerefsizlik kalmadı. Şerefsiz. Koca Yusuf baktı ki en güzel, yüzüne bakmaya doyamayacağım Marilyn Monroe gibi manitalar Yusuf'u aman sabahlar olmasın da senden çocuklarımız olsun diye kıç atıp çitme savuruyor. Hele onu seveyim. Hele onu seveyim. Yusuf en sonunda diye haykırdı. Yesir kaldım gavur ellerinde. Ulan ezanın sesine, simidin susamına, susurluğun ayranına, Kayseri'nin pastırmasına, Elazığ'ın delikanlısına hasret kaldım ulan. İçine tüküreyim, böyle sözsüz ekonomik hayatım be. Evime gider bakla bir yerim. Kimseyi bulamazsam memleketimin dağındaki ayılanla güreş tutarım. Hiç olmazsa bunlardan daha delikanlı pehlivandır onlar. Ulan bunların cumhurbaşkanı bile artist be. Bırakın köylüsünü marabasını. Git. Zinini kanemela delisi değilsin. Kardeşlerim, bir daha akabinde detayında Koca Yusuf'un bindiği transatlantik gemi ki dikkatinizi cemlederim bu gemi Titanic değil, onun ikiz kardeşidir. Tutamik. O da birdenbire aynı kardeşi gibi dev aspertlerle, sis dağlarıyla, koca dalgalarla güneşe tutuşup tam gündeye gelip tuş olacağı sırada gemideki bütün zenginler bir ağızdan Yusuf'um, Yusuf'um, aman gözünü seveyim şu altınlarımızı, gümüşlerimizi al. İçimizde bir tek Türk sensin, bir tek sana güveniyoruz. Biz hepimiz üçkağıtçıyız, birbirimize bile güvenemiyoruz. Karaya çıkınca paraları bize verirsin dediler. Koca Yusuf ne yaptı? Emanete hıyanet olmaz diye el alemin zengininin malını, mülkünü, parasını, altınını belindeki bir kuşağa doladı. Ondan sonra ya Allah deyip kendini attı denizden aşağıya. Batacak lan, tutun lan, tutun. Bir kulaç, bir kulaç daha, bir kulaç daha. O akmam diyen Tuna Nehri'ni küçük parmaklarıyla yüzerek geçen Koca Yusuf. Bu yanusun ortasında ya serden geçeceğim, ya emanetlerden gel gitleri arasında. Benim adım Koca Yusuf. Namım yenilmez pehlivan. Lan emanetleri burada bırakıp kurtulsam ne olacak? Adım emanete hıyanet eden adama çıkacak. Zaten bu dünyada güreşecek kimse kalmadı. Ulan deniz, ulan deniz, sırtımı sana da vermem deyip derin karanlıkların arasına duçağı. İyi de aga, bu ne akılsızlık? Paralar kimsenin işine yaramadı ki.
Emanetler de onunla battı gitti. Ulan kıl, denizin dibine hiç indin mi? Balıklar nasıl geçiniyor? Bu çark nasıl dönüyor? Bir balık yemi kaç altın oldu? Haberin var mı? Ne yapıyorsun sen burada? Bak, nasıl olmuş? Bunun yakası yanlış olmuş, gör müsün? Hayır küçük aptal, tarzı o. Ay Songül! Yani nereden çıkarttın bu işi şimdi? Ya üf, canım sıkılıyordu. Babamın gömlekleri de benim dolaptaydı. Süper olmuş ama değil mi? He, süper olmuş. Hadi aşağı, sofra hazır. Babam geldi mi? Ay annem kur dedi, kurdum. Babam da birazdan gelir herhalde. Kızım oralarda ne yiyor acaba? Bir şey veriyorlar mıdır? Bana mı dedin anne? Ay yok şey, ha turşu koysa mıydık dedim. Canınız çektiyse. Aman kim yiyecek be? Sonar niye Jale'nin yatağında yatıyor? Neyi var? Kız yok o isim demedim mi? Sofra vakti insan içine kurt düşürüyorsunuz. Aç mı, tok mu, nedir? Ay ben bir de bunların arasından birinci çıkartmayacak benim deli oluyorum. Ne bakıyorsunuz? Hadi yiyin kumayalarınızı. Ay kurt gibi acıktım. İnşallah içinden kuru fasulye pilav çıkartmış şuna. Belli niye davul gibi oldun? Seni duymuyorum. Ay keşke salata yerine turşu verselerdi. Ekmekler nerede? Hepsi o kadar davul. Olur mu öyle şey canım? Bununla kim doyar? Kapı orada. Ben senin yerinde olsam çoktan evime dönmüştüm. He? Avucunu yala. Salata değil tavuk yemi verseler bile gitmeyeceğim. Önce gidip bir karnımı doyurayım. Sonra harekete yatarım. İşin yoksa şimdi bir de onun nöbeti tut. Nerede acaba bu Songül? Kaç gündür gelmedi. Bir şeye mi kızdı acaba? Kardeşim, şimdi bu tür yarışmalarda var ya, her şeyi veriyorlar be. Ev veriyorlar, yat veriyorlar, kat veriyorlar. Birinci olduğun zaman dünyayı kapıyorsun be. Şimdi benim bu Jale var, benim ufak yer. Bas baba bas, devam et. Ondan sonra ben bir keresinde bu Jale'yi ufak gene Luna Park'a götürdüydüm. Bu bir sevimli. Herkes peşinden koşturuyor tabii bunu. Allah muhafaza. Bir ara bir baktım, aa Jale yok. Lan Jale neredesin? Yok. Bir baktım bizim Jale, o güldüren aynalar salonuna girmiş, kendine bakıyor, gülüyor böyle. Köpleri içeri atma, uyuz oluyorum ha. Allah Allah. Dışarısı varken ben niye içeri atayım ki zaten? Lavuk çöp ulan burası. Muhtar, tatsızlık çıkacak bu kızsan bir işlerden. Pican, bu iş bu gece kopacak, o kadar. Bıdı bıdı istemiyorum. Bak hareket planı yapıyorum, şimdi sen... Abi öndeki araba sağa saptı. Sap babacığım, sen de sap. O nereye saparsa oraya sap. O nerede durursa orada dur. Allah Allah. Boşuna mı demişler kardeşim filmlerde öndeki aracı takip et diye? Ay, belim koptu. Ses çıkmadı bizim deliden. Sızıp kaldı galiba. Aman aman, hiç çekemem bu gece Tanrım. İyi akşamlar doktorum. İyi akşamlar. Ödüm koptu. Geceniz hayır olsun. Sizin de. Buyurun. Tanışıyor muyuz? Bu saatte mi çıkıyorsunuz?
oluyor ya? Siz kimsiniz? Bizim ne önemimiz var? Mühim olan sizsiniz. Bak. Bağır. Bırakın gideyim. Gidişler kapandı. İmdat! Ne demek kardeşim giremezsin? Beyefendi emir böyle, erkekler giremiyor. Allah Allah! Dün girdim erkektim de bir gecede ameliyatta kadın mı oldum ya? Tartışma kardeşim, giremezsin. Ne demek tartışma ya? Bir dakika, hem menajeriyim hem dayısıyım. Nüfus kağıdımı göstereceğim, bir dakika. Beyefendi lütfen bizi zor kullanmaya mecbur bırakmayın. Yok yok, ben nüfus kağıdımı göstereceğim size. Buyurun bakın. Bakın, nüfus kağıdı. Bu ben. Yani ablamın kızlık soyadı. Bakın. Dışarı kardeşim, dışarı. Efendi dışarı. Dışarı kardeşim. Ya bir dakika, can kurtaran yok mu? Şahane, prensesim! Ulan ben burayı kilitlemiştim. İçeride mi acaba hırsız? Bana bakın kızlar, eğer bu sefer de yürüyemezseniz vallahi çıldırırım. Hazır, son, iki, üç, dört, müzik! Burası lan Ficak. Abi korkuyorum ya, gebertecekler bizi satın kalk diye ya. Hadi bakayım. Yürü. Hadi bakayım ha. Dön şöyle. Dön. Bakayım. Korkak. Stop. Ahlak gibi niye durdun yavrum? Yürüsene. Bir tanıdığımı gördüm de. Ay şimdi çıldıracağım. Bana bak, senden var ya hiçbir şey olmaz. Adam gibi konuş lan Sünger. Aa! O da kim öyle? Ay teröristler bastı. Yetişin, yetişin. Teröristler bastı. Yürü! Git buradan korkup beni rezil ediyorsun. Ne? Ben rezil ediyorum ha? Ulan bitirdin lan beni, bitirdin. Ömrümü çürüttün lan. Ulan sen ne biçim bir insanmışsın? Ne kaçak birisiymişsin lan sen? Lan aileni düşünmüyorsun. Beni de mi düşünmüyorsun lan? Allah'ın kitabın yok mu lan? Aa yetişin Güven! Bağırma lan, konuşup gideceğiz. Çalacak başka yer bulamadım lan. Usta. Usta. Usta! Yaşatmam lan seni. Yaşatmam lan. Vazgeçeceksin lan bu sevdadan. Yok lan sana yarışmam. Hayvanı. Bırakmıyorum şu yarışmayı. Bırakmıyorum. 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 Tamam. Tamam bırakın lan. Kendim çıkacağım efendi gibi ya. Sen şimdi bırakmıyor musun lan? Hayır Korkut. Bakın bırakmıyormuş. Bari siz bırakın ya. Bırakmıyorsun ha. Dur. Bırakmıyorsun lan Şahane. Kaydırdım tüpünü. Yok yarışma marışma. Sen benim güzelimsin lan.